Arkadaşlar ayağımıza çamur gelecek. Gezerken bize lazım olan her yere koyuyoruz. Seranın bir tanesine baktık. Diğerine yaptık. Küvesin girişine koyduk. Vanaların orada var. Ön sebze yataklarına verandadan geçişe yaptık. Arka tarafa geçiş yoluna da yaptık. Şimdi ön tarafa da yapalım. Bitiyor. Arkadaşlar taşlarımızı dizdik. Kapının uğrunu biraz yüksek çene yaptık. Şimdi şöyle burası arkaya doğru yürüyüş yolumuz komple. Bu bildiğimiz çakıl taşı 2 numara. İki rengi var bunun, beyaz ve siyah diye. Siyah olanı almadım ben. İyi ki de almamışım, beyazı aldım. Bu çok güzel şeye uyum sağladı, konteyner rengine. Şimdi burada bir kümese doğru geldik böyle. Bir sera, ilk yaptığımız seraya doğru geldik. Bir tane yol buradan eve doğru giriş için yaptık. Şöyle hemen gösterelim. Şu üzerinde de geziyoruz böyle devamlı. Şu verandanın bitim noktasına kadar getirdik. Buradan da şöyle taşlarla geliyor. Burada çamur olmayacağız. Şimdi geri dönelim. Şimdi bu dört yol ağzından sağa doğru gidince de bizim solucan gübresi topraksız tarım seramıza doğru gidecek. Gübrelerimiz de bu esnada şurada hemen oluyor. Solucan maması hazırlama videosunu da çekiyorum aşama aşama. Onu da atacağım sizlere bitince. Az önce şurayı boşalttık. Burayı gördünüz. Şöyle dışarıdaydık biz hemen. Çiftliğin dışından burayı boşaltmıştık. Şöyle dibinde biraz su kaldı. Burası topraksız tarım seramız. Buraya kadar da geldi. Şimdi bakın normal ayakkabılarımla geziyorum. Hiç buralar böyle çamur olmuyor. Onun için yapmıştık. Güzel de oldu. Evet, maliyetini soracaksınız. Metre küpü 100 TL arkadaşlar. 3 metre küp aldım ben. Onu da şöyle hesapladım. Şimdi bu yol 9 metre başa kadar. 3 metrede fazlalığı olsa, yani 9 metre derken şöyle, konteynerimiz 9 metre olduğu için bizim uzunluğu 9, 3, 5 metrede önüne doğru var, 14 metre hesapladık. 14 metre aşağı yukarı dedi ki 2 metre küp civarında kaplar ama biz biraz fazla alalım. 3 metre küp aldım ben. Hem buraları da biraz atmış olduk. Bunlar şimdi toprak ıslak, muhtemelen çökecek, bazıları kaybolacak, toprağa doğru gömülecek biliyoruz. Gerekirse şimdi şu bölüm, üstüne şu an bastığım bölüm şu şeye kadar, boruya kadar zaten şöyle bir sol tarafını bir çalışma ofis gibi, böyle atölye gibi bir şey yapacağız zaten. Planlarım da var. Bakacağız ona. 1 metreküp fazla aldık. Onları da bakın buraya, eski köpek kulübemiz yeri buradaydı. Mesela çeşmenin olduğu yer, o vanaların oraları da kapattım. Göstereyim onu da. Onun da dışına şöyle tahtadan bir koruyucu yapmıştım. Bakın içerisinde boruyu kapattım. Sadece vana görünüyor. Gübresi var. Kenarları kapattık. Taşta geldik. Altlarına da serdik. Beyaz taş olunca da
Şöyle çiftlik daha da bir güzel olduğu gibi geliyor. Arkadaşlar, konteyner bahçeye taş hizmeti, işte artık siz güzelleştirme için deyin, yol yapmak için deyin, çamur taşı deyin, ne derseniz deyin adına. Bunu yapmamızı yaptık. Bunun da videosunu sizlerle paylaştık. Beraber burada köy hayatını, siz de benimle beraber ekranın karşısında yaşıyorsunuz. Bir de önerimiz var. Videolarımızı izlerken 1,5 hızında izleyin. Bazı videolar 20 dakika sürebiliyor. 20 dakikanızı çalmaktansa 1,5 hızda izlerseniz 10 dakikada bitecektir. Ya da işte 12-13 dakikada bitecektir. Hem siz sıkılmamış oluyorsunuz. Bir de bazı yerler hızlı geçiyoruz zaten. Her yerde konuşmuyoruz. Orada da hızlı geçtiğiniz zaman daha hoş olacaktır. Videomuzu burada kapatıyoruz. Şehirli Çiftçi kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.